Merhaba arkadaşlar. Ben Levalkin Gör kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu modeli yapacağız arkadaşlar. Bu model iki tane kenarı, bir tane de göbek modeli var arkadaşlar. Allah nasip kısmet ederse göbek modelini de yapacağım. Şimdilik uçtan telini yaptım. Bu modelin tasarımı Zeliş'in el işleri Instagram'dan sayfası arkadaşlar. Başka arkadaşlar da başka kanallarında da yaptılar. birisi şuradan bir bağlamış, direkt zincirle yapmış. Ben buna ek olarak biraz daha e, pembeliği de öne çıksın diye canlı renk göstersin diye buraya da uzattım. Böyle yaptım. Siz bunu ister yaparsınız ister yapmazsınız. Model gerçekten kendini Hani yapılırken şöyle bir büzülmeler var. Ama ütülendiği zaman gerçekten model kendini gösterdi. Herkese de bu nasıl model birbirinin üstüne biniyor bilmem ne bilmem ne. Bula 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 bir şeyler söyledi. Ama ötelendiği zaman görmüş olduğunuz gibi Gerçekten albenisi güzel bir model oldu Ve arkadaşımız arkadaşımız Instagram sayfası var dediğim gibi Bunları yapıyor İsteyen olursa satıyor Sayfasında da takip edebilirsiniz Ya bu Güzel modeli çıkardığı için Onun da ellerine sağlık Daha güzel nice modeller inşallah çıkar ki Herkes bundan faydalanır Bu el işinden ev hanımları Ekmek parası kazananlar Evini geçindirenler de var Allah onlara da kolaylık versin. Şimdi bu işin modelin yapım aşamasına geçelim. Ey seyirler takipte kalın. Arkadaşlar abone olup like atıp yorum atarsanız sevinirim ve daha güzel modeller yaparız inşallah. Bir de modelleri ben yaparken seçiyorum, bayağı bayağı bir seçiyorum modelleri bakıyorum. Evet, kimin hangi arkadaşın tasarımıysa yani ağır. Çünkü ben bunları kendime yapıyorum. Yenlerim var. Allah nasip Kısmet edersin. Onların da çeyizlerini bırakmak istiyor ve çok yakın arkadaşlarım çevremden satın almak isteyenler de oluyor. Hani yapmış kanı bir el işini hani iki sırada yapalım layla değil değsin yani el işi. Hani el işini herkes diyor göz gidiyor bilmem ne diyor gidiyor ama bitmiş hali gerçekten çok güzel oluyor. Hani bunu el işi gerçekten yapmasını sevenler için sevenler anlar. Hazır almak istedikten sonra gidersin çarşıya basarsın parayı alırsın. Ha bu biz de satıyoruz bazen el işlerimi satıyorum ama ağır model. Yani değilsin çeyizde. Yani yapanlara şimdiden kolay gelsin. Şimdi bunun yapım aşamasına gelelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Zincirimizi ilk başta çekiyoruz. İlk önce atığımızı sabitleyelim tığımızı Bismillahirrahmanirrahim diyelim 40 tane kadar zincir çekelim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 video 38 39 40 5 tane daha çekelim ne olur ne olmaz 1 2 3 4 5 elimizi burada sabitleyelim şurada tığımızı 5 6 tane kadar olacak kadar atlıyoruz zincirimize sabitleyelim şunu işimizin köşesine yapıyoruz iki seferde çıktım ben biraz köşe küçük olmaması sorun değil bir 2, iki tane zincir çektim tığınızı isterseniz ipi e, tığı isterseniz zincire batın isterseniz böyle benim gibi altın alın e, boş trabzanlar yapacağız 2 oldu yine altın alıyorum 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 6 2 zincir 7 2 zincir 8 8 tane boş kutucuk yaptık sonra 5 tane zincir çekiyoruz ki 3 4 5 yine bu 8 kutucuğumuzu sayalım eksik ya da fazla olmasın köşe biraz ufak oldu ama sonra ne 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet 8 tane de kutucuğumuzu yaptık sonra arkasından 5 tane zincirimizi çektik sonra ipsiz tığın üzerine ip almadan böyle zincirimizin altından tekrar geçiyorum bir tane sık iğne yaptım sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim sonra tekrar aldım tığımızın üzerine bu sefer ip alıyoruz tekrar alttan geçiyoruz. İsterseniz dediğim gibi şeye de batabilirsiniz. Zincirin üzerine batabilirsiniz. Ben şimdi telefonun arkasından pek o zincir göremiyorum. Nedense yalan değil. Çünkü artık gözlük takmaya başladım. Sonra iki tane zincir çekiyoruz. Bu sefer isterseniz batın isterseniz batmayın böyle zincirimize batıralım sabitleyelim bu sefer sonra bir tane daha iki zincir çektik sonra tekrar bu mecburat e, tığ zincirin içinden geçmesi lazım ki işler kaymasın dışarı taşmasın şimdi biz ne yaptık bir bakalım yine 40 45 tane kadar zincir çektik 5-6 tane kadar zincir kadar ipi tığımızın üzerine ip aldık köşe yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boş kutucuk yaptık. 5 tane zincir çektik. İpsiz e, ipimize battık. Zincirimize battık. 5 tane zincir çektik. Bu sefer e, ip alarak bir tane e, direk yaptık. 2 zincir, bir tara e, kutucuk yaptık. Sonra 2 zincir, yine bir kutucuk yaptık. Bu işimizin sabit olacak devamlı kısmı. Şimdi tekrar 1-2-3-4-5 zincir çektim. İsterseniz e, bunu altta da yapabilirsiniz. O size kalmış. İşimizi ters çeviriyoruz. Burada bir boş kutucuk yapacağız köşe. Sonra iki zincir. Tekrar tığımızın üzerine alıyoruz, Direğe batıyoruz. Tekrar bir boş kutucuk daha yaptık. Köşeyi döndükten sonra boş kutucularını boş kutu yaptık. Burada örümcek gibi yaptık ya 5 tane battık, 5 tane de sonra yine bir zincir yaptık. Onun üzerine 9 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektik. Şimdi bunun başına batıyoruz. Eee direkt olan kutucukların olan kısmının oraya batıyoruz. Çu takıldı yine. Takamasa şaşmıyorum zaten takılıyor. Sonra burada bir tane yine 9 tane zincir çektik. Böyle oldu arkadaşlar. 2 tane yine boş kutucuk yapıyoruz. Kutuların üzerine boş kutuların üzerine boş kutu yapıyoruz. Kaç taneydi? 8 tane. 2 tane zincir çekiyoruz. Ben bunu doldurayım. 8 taneyi orada buluşalım. Evet. Şimdi böyle bir şey oldu arkadaşlar. sıra olduğu için belli olmuyor. Şimdi buradan göstereyim. Sekiz tane boş kutu bir örümceğimizi yaptık. Üst sırada aynı yaptık. Şöyle iki sırayı yapmış olduk. Şimdi burada uzatmalara geldik. Artırmalarımıza geldik. Onun için de bu kısım örümcekli kısım ve iki tane kutucuk olan kısım devamlı sabit gidecek. Örneğimiz bu taraftan devam ediyor. Şimdi iki sırayı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane veya 15 tane zincir çekin arkadaşlar. Elinize göre. Sonra işimizi ters çeviriyoruz. Şunu şuradan sabitlesek de olur. Evet tığımızı sabitleyelim. 6 7 tane zincir kadar ileriye batalım. Şöyle bir köşe yaptık. İki tane zincir çektik. Bunu tekrar ben alttan alıyorum. Bir boş kutucuk yaptık. Köşeyle birlikte iki tane oldu. İki tane zincir çektik. Şurada arttırdığımız yerin zincir var ya. Oraya batırıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çektik. Tekrar buraya geliyoruz. Bir boş kutucuk daha yapıyoruz. 8 tane boş kutucuğumuz vardı ya. Üzerine 3 tane boş kutu ilave ettik. Şunu da şöyle düzeltiriz. Alttan girdik ya. Yani 3 tane sonuçta burada şey oldu. Kutucuk artırmış olduk. Şimdi bunu şuraya kadar dolduralım, orada buluşalım. Evet. Şimdi bu boş yere geldik 9 tane zincir çekmiştik ya 8 tane kutucuğun üzerine yine boş kutucuk yaptık 3 tane de buradan arttırmıştık şimdi tekrar yine bir örümcek yapacağız kimi örümcek diyor kimi k harfine benzetiyor burayı 1 2 3, 3 4 5 tane zincir çektim ortasından ipin altından tekrar alıyorum İpsiz 1 2 3 4 5 tane yeni zincir çektim tığımın üzerine ip alıyorum Tekrar iki tane boş kutucuğumuz vardı. ilk kutucun üzerine direğine batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Ben iki seferde çekiyorum. İsterseniz üç seferde de çekin. Size kalmış. iki tane zincir. Yani bu zincir çekme tığ batma iki seferde çek üç seferde çekme size kalmış bir şey. Tekrar iki tane zincir çektim. Tığımı batırdım. İlk boş kutu yaptım iki tane zincir çektim tekrar bir köşeye geldim köşeleri batın arkadaşlar zincirin üzerine ee, gevşek durmasın gerçi biz bunların üzerine bir e, işlem bittince dolduracağız renkli iplen de siz yine de düzgün olsun diye yapın 1 2 3 4 5 zincir çektim İşimi ters çevirdim boş kutuların üzerine yine tekrar boş kutucuklar yapıyoruz birinci boş kutuyu yaptım 1 2 zincir çektim. Tekrar boş kutucuğun üzerine boş kutu yaptım. Burada örümcek yapmıştık. Üzerine şimdi zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektim. Yine buraya batırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu boş kutucukların üzerine tekrar boş kutucukluk yapalım. Ta ki bu işlemimizin kutuların sonunda. Sonuna kadar. Yani 8 tane yapmıştık. ilk alt sırada 8, 9, 10, 11 tane boş kutucuk olacak. Evet arkadaşlar. 2 sıra böyle yaptık. Gittik geldik. 2 sırada bunu böyle gittik geldik. Tekrar bizim bir arttırmamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 12 tane artırmamızı yapacağız yine zincirimizi çektik tekrar işimizi geri döndürüyoruz birazcık şuradan bir zincir yapalım göz göz kararıyla 7 tane 8 tane kadar kutu anne yani kutunuzun büyüklüğünü ona göre ayarlayın köşenizi bir kutucuk yaptık bir iki tane zincir çektim ee, tekrar böyle yine alttan alıyorum ben. Bir iki tane zincir çektim. Yine tekrar aynı alttaki işlem gibi tığımızın üzerine de ipini alıp şu köşeye sabitliyoruz. Sadece ortadaki kutucuğunu sabitlemedik. İlk baştakini de sabitledik. Şöyle de düzelttiniz ama zaten oturuyor. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz arttırmalarımız böyle zincir çekerek, zincirin üzerine üç tane kutu yaparak dönüyoruz. Sonra üst sırayı da aynen o şekilde sabit bir şekilde yapıyoruz. 2 tane zincir çekelim. Yine arkadaşlar buraya kadar gelelim. Bu 9 tane zincirin başına kadar gelelim. Gerçi orası hep sabit gidiyor. Evet yine aynı yere geldik. Tekrar 1 2 üç dört beş tane zincir çekiyoruz. Bu arada bakın böyle oluyor. Tekrar ipsiz böyle bir örümceğimizi yapıyoruz. 1 2 üç dört beş tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Tekrar buraya ipimizi sabitliyoruz ve oraya iki tane boş kutucuk yapacağız yine. 2 tane zincir tekrar buradan boş kutucuğumuzu yapacağız beş tane zincirle ben tekrar geri döneceğim üstüne 9 tane yine buraya zincir yapacağım bu boş kutucukların üzerine tekrar aynı şekilde boş kutucuklar yapacağım ta ki yine bu köşeye gelinceye kadar orada buluşalım Evet yine köşeye geldik Bu arada bir iki üç dördüncü yerdeyiz şimdi burada Buralar hep ikişer sıra atlanıyor ikişer sıradan sonra arttırmalar oluyor arkadaşlar bunu da sabitleyelim ee, tekrar 12 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir tığımızın üzerine ipimizi alalım işimizi de ters çevirelim şuradan bir yerden bir boş kutucu yapalım zincire batalım sabitleyelim bunu şimdi tekrar iki tane zincir yine tekrar alttan alıyorum bir boş kutucuk daha yaptım iki tane zincir çekiyorum tekrar buraya batıyorum yine üç tane boş kutucuk arttırmamızı yapmış olduk tekrar iki tane zincir yine buraya boş kutunun üzerine yine bir boş kutu yapıyorum iki tane zincir Tekrar boş kutuların üzerine boş kutu. Buraya gelince de 5 tane zincir çekiyoruz. Şurada ipsiz batıyoruz. Sonra 5 zincir. Tekrar ipli iki boş kutucuğun üzerine boş kutucuk. Yine aynı şekilde beş tane zincir çekip geri dönüyoruz. Aynı 9 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu boş kutucukların üzerine tekrar yapalım. Oradaki başında kutu sonlarında buluşalım. Evet tekrar bir köşeye geldik. Bu arada kaçıncı arttırmamız ona da bir bakalım. Şurası bizim sabit içeceğimiz bir kısım. O başlangıçta 1, 2, 3. 3 kere arttırmamız yapıldı. Bir de buna bakalım. Evet bu sabit olan kısım 1, 2, 3 ve sonuncu arttırmamızı yapacağız arkadaşlar. Tekrar köşedeyiz. 12 tane bir zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dediğim gibi burayı 15 de çekebilirsiniz size kalmış. İşimizi ters çeviriyoruz. Herhangi bir bir göze 7 8 tane zincir kadar ileriye tığımızı sabitleyelim. Bir köşemizi yaptık yine. Tekrar yine 2 tane zincir çekiyoruz. Ben alttan alıyorum. İsterseniz yine dediğim gibi zincire batabilirsiniz. İki tane zincir tekrar köşeye batıyoruz. Artırma yere 12 tane zincir çektiğimiz yere batırıyoruz tığımızı. Son artırmamızı da yaptık arkadaşlar. Yine boş kutucukların üzerine boş kutucuk. Sonra yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığsız, ipsiz batıyoruz. Sonra 5 tane zincir. Tekrar bu köşeyi yapıyoruz. Tekrar buraya geliyoruz şuraya kadar yapalım orada buluşalım Evet buraya da geldi köşeye geldik şu ilk baştayı saymıyoruz 1 2 3 4 tane arttırmamızı yaptık şurada da iki sıra oldu şimdi arkadaşlar o iki sıranın üzerine arttırmamız bizim burada duruyor 1 2 3 4 5 Şuradaki o görmüş olduğunuz gibi 5 sıra aynı şekilde gidip geliyoruz arkadaşlar bundan sonra da kesmelerimiz başlıyor yani bu dağ gibi bir üçgen yapıyoruz görüntüsü şöyle bir şey bu şu an ütüsüz ama şimdi burayı yaptık bir sırada bunu yapalım kesmelerimize gelelim aynı bunların üzerine sabit şekilde gidiyoruz bütün boş kafeslerin üzerine boş kafesi yapıyoruz arttırmıyoruz bu köşeyi de bu örümceğine aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunu 5 sıra yaptık. 1 2 3 4 5. 5 tane yaptık. Ondan sonra bir daha gittik, geldik. Şimdi bu 6. sıraya geldiğimiz zaman da yani bunun üstünden sayarak 1 2 3 tane boş kafes bırakıyoruz. O 5 tane yaptıktan sonra şurada 5 tane yapıyoruz. Sonra bu tarafa geçiyoruz. Bu taraftan yine geriyoruz. Bu 6. sıramız oluyor. 6. sıradan sonra 3 tane kafes boş bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Böylelikle bir tane kesmemizi yapmış oluyoruz. Burada arttırmıştık. Şimdi kesme işlemlerimiz başlıyor. E, bu şu izaya bakarsan şu en sondakinin karşıtı oluyor. Şöyle. Şimdi 5 tane zincirimizi çektikten sonra 3 tane de kafesimizi kestikten sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Boş kafeslerin üzerine boş kafes yapıyoruz. 2 tane zincir yine aynı işlemi yapıyoruz. Ta ki sıra sonuna, sıra sonundan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. 3 üç sırada geçtiğimiz zaman arkadaşlar tekrar 3 tane azaltma yapıyoruz. Yani her bir sıra iki sıra iki kutu üst üste geldiği zaman 3 tane kesiyoruz. Ondan sonraki sırada da 3 iki sıra üst üste geldiği zaman yine kesmeyi yapıyoruz. Ta ki arkadaşlar şurada 8 tane başlamıştık ya boş kutular. Burası 8 kutu kalıncaya kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 8 kutu kalıncaya kadar bu işlemi devam ediyoruz iki sırada bir kesiyoruz birinci sırada kesiyoruz üstüne geri geliyoruz dönüşünde ikinci sıra olduğu için üçüncü sırada kesmiş oluyoruz şimdi orası 8 tane olunca kadar keselim Evet arkadaşlar bu 5 sırayı yapmıştık ya. İlk ilk eksiltme, ikinci, üçüncü eksiltmemizi yaptık. Toplam burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. 8 tane kaldı. Sonra 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Burada da 8 tane kalmıştı. 2 sıra 8 tane yapmıştık. Şimdi bizim Şurada da göstereyim. Mesela şu an şuradayız. Birinci sırayı yaptım. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane de 11 sıra aynı 8 kafes üzerinden gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane bir ara boşluğumuz var. Aynı şekilde Burayı yapıyoruz. 11 tanenin sonunda yine ikinci e, örneğimizi, modelimizi veya da deniliyor. Üçgen ya da nasıl isterseniz öyle isimlendirin. İkinci modelimizi de orada kuracağız. Şimdi bunu 11 tane, 8 tane but olmak üzere 11 sıra yapıyoruz bunu. Evet böyle yapalım. Bu video zaten iyice uzuyor. Daha bunun çiçekleri falan da var. Şuradan da yine bakın. Bu tepe 5 sıra. Sonra 1., 2., 3. eksiltme. Şu an burası 8. 2. sırayı 2. 8'i yapıyorum. Toplamda 11 tane olsun. Eee örneğimizi yine burada kuralım. Orada bu işlemi bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi en son kesmemizi burada yapmıştık 8 tane kutu bırakmıştık bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane 8 kutucuğumuzu götürdük şimdi burada şurada da aynı şey var ben bunu biraz ördüm şimdi burada yeni e, yeni arttırmamızı yapacağız 8 kutucuk 11 e, sıradan oluşuyor yine aynı tekrar 1 Ters, ters ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çekiyorum ben. 12 yine ipimizi işimizi ters çeviriyoruz. Burada 7 8 tane olacak kadar zincirimize batıyoruz. ileri atlatıp burada da bir zincirleri çok sıkı geç geçince de bu sefer de zor batıyor. O yüzden zaten alttan geçiriyorum. Bir tane boş kutu yaptık. iki tane zincir yaptık. Tekrar yine aşağı batıyorum. Zincirin altından batıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bu sefer buraya 8. kutucuğumuz var ya onun başına direğe batırıyorum. Ve yine tekrar 3 tane arttırmamızı şöyle de düzeltiyoruz. Yapmış oluyoruz. Yine tekrar aynı işlemleri ilk motifte e, burada kayaları, dağları artık ne diyorsanız üçgeni yaparken yaptığımız gibi arttırmamız olacak. Yine tekrar bu başa geleceğiz baştan sonra tekrar yine bu arttırmamızın üstüne geleceğiz. Sonra tekrar yine 12 tane zincir çekeceğiz. Sonra yine şuradaki gibi yine 3 tane arttırmamızdan sonra yine 2 sıra gidip geleceğiz sonra geldikten sonra yine tekrar 12 tane zincir çekiyoruz 3 tane arttırma 2 sıra örüyoruz 3 de 12 tane zincir yine 3 tane arttırma yapıyoruz 1 2 3 4 4 tane yaptıktan sonra burada 5 sırada aynı sırada gidiyoruz arttırma falan yaz yapmıyoruz kesme sonra bu 5 sıra bittikten sonra birinci kesmemizi yapıyoruz 3 boş kutu bırakıyoruz geriden başlıyoruz tekrar yine iki sıra yapıyoruz bu sefer yine üç tane boş kutu bırakıyoruz yine artır e, kesmemizi yapıyoruz iki sıra gidip geliyoruz yine tekrar Yine tekrar üç tane kutucuk boş bırakıyoruz. Yine arttırma e, kesmemizi yapıyoruz. Ta ki burası 8 tane zincir kalana kadar. Bu e, şurada da yapmış olduğum gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane art, e, yaptım bu üçgenlerden 5 tane 1 2 3 yani 4 tane buraya çiçek yirecek, papatyamız olacak e, ben bunu tığ olarak 18 numarayla örüyorum ipim zaten 50 numara olduğu için hani bana o rahat geliyor onu e, tığ olarak 22 yani örürseniz bu biraz daha küçük olacak ve elinize de bağlı 1 2 3 4 5 tane yerine 6 tane de yapabilirsiniz. Yani o size kalmış. Ben 18 numara tığlan ördüğüm için böyle geldi. Bir de havlanızın boyutuna göre yapabilirsiniz. Mesela şimdi bunları yaptınız ya, kesmeleri de yaptınız. En son sırayı da burada nasıl 2 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. 2 sıra yaptık. Sonra ilk artırmamızı yaptık ya. Bunun sonunda da kesmelerimiz bittiği zaman son 8 tane kalınca bunu da iki sıra yapıyoruz ipimizi orada koparıyoruz orada bitiriyoruz örneğimizi Evet arkadaşlar son sıramızı da yaptık eksiltmeleri buradan yükseldik kesmelerimizi yaptık sonra da böyle en son sırada 8 tane kalacak şekilde yaptık. Hepimizde de keserken küçük bir yer keselim. Çok uzun bıraktığımız zaman, e, yaktığımız zaman kapkar oluyor orası. Öyle bir görüntü çirkinliği de olmasın. Küçük bir şekilde keselim. Şimdi arkadaşlar papatyamızın göbeğini yapacağız. Ben bunu pembe yaptım. İsterseniz bunu sarıda yapabilirsiniz. Ee, ben renk olsun diye böyle bir şey yaptım. Ben bunun ayrıyeten bir mavili kırmızılı öyle 3-4 çeşit daha yapacağım. Arkadaşlarım istedi kızlarının çeyizine koyacakmış. Ben bu renk yaptım. isterseniz sarı da yapabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. Sonra bundan sonra da papatyamızın yapraklarını yapacağız. Sonra da en son yeşil çanak yaprağını yapacağız. Montelerimiz ettikten sonra zaten bitiyor modelimiz. Sonradan alan nasıl kısmet ederse bunun göbek modelini yapacağız. S şeklinde. Evet arkadaşlar şimdi 7 tane zincir çekelim. Hepimizi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu birleştirelim. küçük bir halka elde ediyoruz. Sonra bir tane zincir çekelim. Halkamızı döndürelim. İçine 12 tane sık iğne yapalım ipsiz. Çok da sıkmayalım ki onların üzerine sık iğneler yapacağız. 1 2 3 4 bunu 12 tane yapalım Evet arkadaşlar 12 tane sık iğnemizi yaptık birleştirdik şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz birinci sık iğnemizin üzerine battık aynı sık iğnenin içine bir daha batıyoruz 2 aynı yandaki sık iğneye geçiyoruz 3 bir daha aynı yere batıyoruz 4 bir daha yandaki yere geçiyoruz 5 bir daha yanındaki aynı yere batıyoruz. 6. Yani her sık iğnenin içine ikişer tane batıyoruz. 12 taneydi. 24 tane olacak burası şimdi. Şimdi bunu da yapalım. Her 12'den sık iğnemizin üzerine ikişer tane de basıp her bir sık iğneye ikişer tane yapıp ikinci sırayı da 24 tane yaptık. Şöyle. Şimdi bir üç sıraya, 3. sıramıza geçiyoruz. Her bir sık iğnenin üzerine Birer tane batıyoruz bu sırada. 2 oldu. 3 4 Şimdi bu 3. sırayı her sıranın üzerine birer tane batıyoruz. 24 tane sık iğnemiz yine olacak. 4. sıraya geçeceğiz. 4. sırada aynen her bir sıra sık iğnenin üzerine birer tane yapacağız. Yani 3 ile 4. sıra birer tane yapacağız. Beşinci sıraya öyle geçeceğiz. Beşinci sırada buluşalım. Orada orada yapalım buluşalım. Evet ya bunu da bitirdik. Ee, i̇lk başta 7 zincir çektik. 12 tane üzerine sık iğne yaptık. Sonra 12'nin üzerine her bir sıkının üzerine iki şartını batarak yirmi e, 24 tane sık iğne yaptık. Üçüncü sıramızda. Ondan sonra arkadaşlar dördüncü beşinci sıraları da e, birer tane sık iğne yaptık sık iğnelerin üzerine şimdi e, tekrar yine başa geldik şimdi her sık iğnenin üzerine tekrar ikişer tane sık iğne yapıyoruz bu sıramızda da her bir sık iğnenin üzerine ikişer tane bir tanenin üzerine battım iki tane sık iğne yaptım ikincisine geçtim ikinci sık iğnemi de yaptım üçüncü tarafa sık iğneye geçtim onun üzerine de yaptım iki tane sık iğne böyle altı tane yaptım şimdi bu sırayı da böyle bitirelim Evet arkadaşlar ikişer tane sık iğnemizi de yaptık 48 tane sık iğnemiz oldu bir üst sıraya geçiyoruz bu son sıramız burada da her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıp ipimizi burada koparıyoruz bu sırayı da böyle yapalım yapraklarına geçelim Evet şöyle bir halkamız oldu. Tomurcumuz oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi göbeğini yaptık. Böyle yaprağını da beyaz yapraklarını yapacağız. Şimdi onun yapım aşamasına geçelim. Yaprakları bu. Şimdi parmağımla böyle elimle düzelttim şunları. Yani Biraz solucan gibi duruyorlar ama Ütü de bunlar tabi düzeliyor. Şimdi bunu yapalım. Evet tığımızı bir sabit edelim. Arkadaşlar bu yapacağımız kısım çok uğraştırıyor. Ee, kamera arkasında da artık nasıl olacaksa. Şimdi bunu herhangi bir yerden giriş yapalım. İpimizi sabitleyelim. Buradan sabitledik. İpimizi de şu kenara alalım. Şimdi buraya bu birinci olsun. Yanına İki tane sık iğne yapacağız İpsiz alıyoruz tabi görürsem hani kamera arkasında zor oluyor gerçekten bu bir olsun bu battığımız yeri saymayalım fark etmez o zaten 2 bir yandan da ipimizi buradan yürütelim 3 3 tane sık iğnemizi yaptık şöyle sonra 15 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İsterseniz bunu çok sıkı çekmeyin. İsteyen bunların üzerine tek tek batabilir. Ben tabi batmayacağım yine. Çünkü bana zor geliyor. Siz de kendiniz bilirsiniz yine. Şimdi 15 tane zincir çektik. Buradan 5 tane zincir kadar geriye gidelim bir halka yapacağız 1 2 3 4 5 5. burası bunu batalım ipimizi de alalım burada 5 zincir kadar aldık bunu bir yuva yapalım şöyle bir yuva yaptık sonra isterseniz böyle tek tek batarak 5 tane yapmıştık 10 tane sık iğne yapacağız veya ben sık iğnenin e, çok ufak oluyor üstüne ip alarak yarım çakma trabzan yapacağım böyle ipin de altından geçirterek şöyle sık iğnelerimi böyle yapacağım biraz hem geniş dursun tekrar böyle ipi üstünden alıyorum tığımın üstüne zincirin altından alıyorum şöyle bir tane sık iğne yaptım şimdi bu iki oldu tekrar alıyorum 3 4 5 6 fazla sıkmayalım onu üstünden bir daha geçeceğiz 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğnemizi yaptık. Burada bir boşluk kaldı ya. Şunu da şöyle elimizden çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası doldu. Bir yerde toplamıştı ya. Şimdi bu yine yukarı çıkabilir de o sorun değil. Şimdi hemen onun dibine batıyoruz. zincir yaptığımız yer değil, onun yanına. Dibine batıyoruz. Tekrar sık iğne yapıyoruz. Bir oldu. Bir yanına geçiyoruz. İki yanına geçiyoruz. Üç yanına geçiyoruz. Dört yanına geçiyoruz. Beş bir yana geçiyoruz. Altı. Evet. Burada 3'ten çektik, burada 6 tane çektik. Bu burası bitince burada yine bir 3 tane yapacağız. Burası da 6 olacak sonuçta. Şimdi yine tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane tekrar yeni bir zincir çektik. Tekrar 5 tane zincir kadar geriye gidip bir yuva yapacağız. 1 2 3 4 5 şuraya geliyor. Bunu da yine sık iğne ile alıyoruz. ipsiz. Tekrar bir yuvamız olduktan sonra ipimizi üstüne alıyoruz. Tekrar 10 tane sarıyoruz üstüne sık iğne. Şurasını tutmak biraz zor oluyor. Zincirin üstünden gittiğimiz için bu bir, iki, 3 4 5 6 7 Parmağımızın üstünden yapalım ki çünkü zincir kayıyor. 8 Dokuz ve tekrar 10 oldu sonra hemen yanında yine tekrar sık iğne yapıyoruz altı tane sonra tekrar yine 15 tane zincir çekiyoruz beş tane yine geri gelip bir yuva ufak bir halka oluşturuyoruz orada sonra yine 10 tane sık iğnemizi yapıp gidiyoruz sıra sonuna kadar bu işlem böyle 2, 3 4 5 ve 6 tekrar dediğim gibi 15 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tekrar 5 tane geriye geliyoruz. <laughs> Sıra sonuna kadar bu işlem böyle oluyor. Şurada bir birikim olmuştu. Şunu böyle tırnağımızla böyle çektiğimiz zaman yine düzeliyor. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar bu dediğim gibi aynı olacak. Toplam 8 tane bacağımız olacak. Ha oldu belki buralardan bir eksik falan yaptıysanız bu 6 tane boşluk bıraktık ya orayı 4 tane bırak 5 tane yaparsanız sık iğneyi. Yani sonuçta burada 8 tane bacak olacak şekilde. Normalde burada 8. bacağı yaptığınız zaman 3 tane bir sık iğnemiz daha olacak. Yani sonuçta 6 tane. Bunu siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yani 8 tane bacak olacak şekilde ayarlayın. Ayarlayın. Şuraya da yapalım. Şurada buluşalım. Evet. Bu 8 tane bacakları yaptık. Böyle örümcek gibi. Şunları da bir şeylerini düzeltelim. Yani yayalım. 10 tane. Şimdi bu birleştirme yerindeyiz. Şu birleştirme yerimizde bir boşluk gibi duruyor. Onu ilk battığımız yere girelim ipimizi alalım tığımızı bunu kaydırma yöntemiyle böyle çekelim öyle daha iyi birleşmiş oldu arada kapanmış oldu şimdi 3 tane zincir çekelim 3 tane zincir çektik Pardon burada 3 tane zincirimizi çekmiyorduk arkaya giderken çekecektik bir tane zincir çeksek yeterli ipimizi tığımızı üstüne alalım şimdi burada 10 tane yaptık ya bu ilk baştakine batıyoruz. Buraya 1 2 3 seferde çıkıp bir trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızın üzerine alıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. İkinci sık iğneye batıyoruz. Tekrar 3 seferde çıkıp isterseniz 2 seferde de çıkabilirsiniz. Size kalmış. 1 2 ve 3. ikinci trabzanımızı yaptık. Yandaki sık iğneye geçiyoruz. 1 2 ve 3. görüntü bazen bulanık çıkıyor. Bir de ışık çarpıyor. Gündüz video çekmek daha güzel geliyor ışık açısından da. Bazen de parlama yapıyor. Şimdi burada 3 tane yaptık. Yandakine geçiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 oldu. Tekrar yanına geçtik. Sık iğnenin üzerine battık. Tekrar bir trabzan yaptık. Tekrar yan tarafa geçiyoruz. Sık iğnenin üzerine gidecek olanlar varsa bunları çok aşırı sıkmasın. Yoksa tığ içine batmıyor. Hani batar da baya bir zorlanır. Parmaklarınız bile delinir tığ batacak diye. Çok gevşek de olmasın. Çok sıkı da olmasın. Elinize de göre bir ayar yaparsınız. Kamera arkasında gerçekten zor oluyor. Hatta bu örneğin göbek modelini de yapacağım. Göbek modelini hemen hemen hiçbir YouTube kanalında görmedim. Sadece örneği yapan arkadaşın kanalında var. Onda da zaten bu modeli izin alıp da yapıyorum. Çok sağ olsun izin verdi. Bunu arkadaşlar e, kamera arkasında biraz zor oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sık iğnelere batıyorum. burada 10 tane sık iğne yapmıştık ya bunu 10 tane yapalım. Sonra o göbek kısmına gelelim. Şimdi arkadaşlar buraya 10 tane sık iğne yapmıştık 10 tane yaptık bir de bu 5 tane zincir çekmiştik geriye döndük ya 5 tane yuva yaptık bir de onun başına da batıyoruz arada boşluk kalmasın 11 tane burada trabzanımız oluyor şimdi tekrar ipimizi alıyoruz bu yuvanın içine giriyoruz burada bir şey yapacağız köşe yapacağız Yapran kıvrımı olsun diye Bunlar ütüde de daha iyi belli olur gerçi Şuraya yapacağız, burayı dönmesi yerini yapacağız. Şimdi yuvanın içine girdik, bir tane trabzanımızı yaptık. Yuvanın içine tekrar giriyoruz, ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Yuvanın içine giriyoruz, üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Yuvanın içine giriyoruz, dördüncü trabzanımızı yapıyoruz. Buraya bir ovalik vereceğiz. Yuvanın içine giriyoruz. Beşinci trabzanımızı yapıyoruz. Yuvanın içine giriyoruz. Toplamda altı tane yuvanın içinde trabzan yapıyoruz. Şöyle. Şimdi şurada bak mesela şurada şeyler gözüküyor. Ee, trabzanların e, girişi. girdiğim yerler. Şimdi orada da tekrar buraya yine aynı giriş yerine giriyorum. 11 tane trabzan ile burada aşağı iniyoruz. Birincini yaptım. İkincisini. Üçüncü. Dördüncü tek tek bunları batıyoruz şunu yeni ben aşağı ineyim orada buluşalım Evet burada yaprağımızı aşağı kadar indik ilk sıraya da battık arada boşluk olmasın şimdi burada altı tane zincir çekmişti sık iğne yapmıştık ya bunun ortasına üçüncü plan batalım battı kısık yine. isterseniz bunu böyle yapın isterseniz bir tane zincirle de sabitleyin daha sabit olsun yaprak oynaması orada bir boşluk gibi oluyor ben öyle de yapmıştım bir de zincir çekerek de yaptım şimdi ne yapıyoruz diğer yaprağımıza geçiyoruz tekrar burada yaptığınız işlemin aynısını burada yapıyoruz yine bu giriş kısmından bir batıyoruz bir tane 3 seferde çektiğimiz trabzanımızı yaptık şimdi ikincisine batıyoruz. Tekrar üçüncüsüne batıyoruz. Dediğim gibi beş tane yukarıda halka yapmıştık ya bir yuva yapmıştık. Oraya kadar 11 bir tane trabzanımız oluyor. Tekrar bu 11 bir tane trabzanımızı yapalım. Yine köşeye göstereyim. Yine işini göstereyim. Evet on bir taneyi yaptık. Şimdi yuvamızın içine gireceğiz ovalleyi vermek için buraya da girmek biraz uğraştırıyor birinci trabzan parmağınızda batabilir burada benim battım kaç kere kamera önünde batıyor kamera arkasında hani rahatlıkla görebiliyorsun da ikinci 3. 4. 5. ve 6. Arkadaşlar burayı çekmek için var 5-6 kere aynı yeri çektim video olarak. Ee, kamera arkasında gerçekten zor oluyor. 6 tane yuvamızı yaptık yuvanın içine altı tane trabzanımızı yaptık daha doğrusu hemen dibindeki yere batıyoruz tekrar buradan aşağı iniyoruz ve tekrar aşağı indikten sonra altı tane sık iğne yaptığımız yerin ortasına üçüncüsünde filan batıyoruz sık iğne ile sonra tekrar diğer dalın yaprağını yapmaya geçiyoruz yani işlem bu bütün sıra boyunca aynı işlemi yapıp bir üst yaprağa geçeceğiz. Tek tek sık iğnelerimizin üzerine batıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yaprağımız da genişliyor böyle. Tekrar dediğim gibi bu ortaya batıyoruz. Ve yanındaki yaprağa geçiş yapıyoruz. Görüntü olarak şimdi bunlar yapıldığı zaman biraz birbirine giriyor da ama şey de ütü yapıldığı zaman kalıp gibi de duruyor. Şimdi bunun bütün etrafını yapalım. Bunu da bitirelim. Bu üçüncü yere buradan başlayalım yine tekrar. Evet bütün bacaklarını yaptık yaprakları. Şimdi en son burada kaldık. Şu bir netleşse. Şimdi şuraya bir yere batıyoruz. Sık iğne ile. Böyle burayı birleştirdik. Şimdi arkadaşlar bunu 3 zincir çekip netleşmiyor bu türlü. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyoruz. 1-2-3 1 3 yapra yaprağı yapmak için arkadaşlar şunu şöyle modelimizi arkaya çeviriyoruz şurada bunun ortasında direkt çıktığımız yer var ya bak şurada bir boşluk var zaten şurada belli oluyor şuraya ipimizi sabitleyelim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekelim şimdi bunu diğer yaprağın yine o zincir çıktığımız kısmı bulalım ortadan şöyle yine o boşluktan tığımızı geçirelim ipimizi alalım sık iğne ile sabitleyelim 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 şurada bir yuva oluştu şurada şimdi burada diğer yaprağımıza geçiyoruz yine aynı işlemi burada da yapıyoruz tığımızı geçirdik sık iğneyle kapattık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar aynı işlemi yapıyoruz toplamda 8 yaprağımız var 8 tane böyle halkalar elde ediyoruz yuvalar buradan yukarıya yaprağımızı arkadaki ikinci sıra yaprağımızı yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dediğim gibi 10 tane yapacağız. Arkadan yuvaların olduğu yere giriş yapacağız. Yuvaları buradan oluşturuyoruz. Şurada bir boşluk var şunun arasından yaprağın ortasından belinden dolandırıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bunları yapalım toplamda 8 tane yuvamız olacak son e, 10 e, zincirimizi çektik sayalım 1 2 3 4 5 6 7 bu elimizdeki limitlikte 8 olacak bu 8'i de yine ilk başladığımız şu yuvanın yaprağını yine dibinden batıralım. İsterseniz o onun dibinden değil de zincire de batabilirsiniz. Size kalmış. Ama buradan daha kolay oluyor. Bunu da sabitledik. Şimdi bu ilk yuvayı içine bir sık iğne ile girelim. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğnemizi de yapalım. Burada yaprakları çıkarken 15 tane çıkmıştık. Burada birazcık daha arka plandaki yaprak uzun olsun diye 18 tane zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane böyle bir zincir çıktık şu yuvanın içinden. Şimdi tekrar yine aynı işlemi yapıyoruz. 5 tane geriye geliyoruz. 1 2 3 4 5 5. zincirimizin içine batıp tekrar ipimizi alıyoruz sık iğne yuvamızı kapatıyoruz şöyle bir ufak bir yuvamız oldu çok da sıkmayalım buradan sonra gelmesi zor oluyor tekrar ipimizi üstüne alalım tekrar bu yuvamızın içine sıkmadan sık iğnelerimizi yapalım 18 taneydi 5 tanesini geri aldık 13 tane dolduracağız içine

11 12 ve 13 <laughs> alt sırada ilk yaprakta 15 zincir 5 tane gel, geriye geldik 10 tane doldurduk burada 18 tane zincir 5 tane geriye geldik içini 13 tane doldurduk bunu da böyle düzeltiyoruz sık iğne ile tekrar yuvamıza giriyoruz ışık çok çarpıyor arkadaşlar daha belli olsun diye yaptım ama parlama doluyor bir tane içine girdik 2 3 ve dördüncü sık iğnemizi yaptık şöyle bir görüntü oluyor yan yuvaya giriyoruz 1 2 3 4 4 tane ili, Pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tekrar aynı işlemi yapıyoruz 1 1 2 3 4 5 şurası oluyor Ben de şöyle bir giriş yapıyorum tekrar bunu sık iğne ile birleştirdim tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz yine burayı 13 tane dolduruyoruz yanındaki yaprakta yaptığımız gibi veya ilk sırada yaptığımız yaprağın aynısını burada da yapıyoruz. 13 tane buraya dolduruyoruz. Oraya 10 tane. Burayı tutmak zor oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane yaprağımızı yaptık burada da yaprağımızın burasında boşluk kaldı ya tırnağımızdan şunu düzeltiyoruz dibine kadar geliyor tekrar yuvanın içine 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemizi yaptık tekrar yandaki yuvanın içine giriyoruz aynı işlemi tekrar yapıyoruz 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Tekrar 5 tane geri gidiyoruz. 13 tane birleştiriyoruz. Küçük bir halka yapıyoruz ve 13 tane sıkı neyle aşağı iniyoruz ve 4 tane yine buraya dolduruyoruz ve yan tarafa geçiyoruz. Bu işlem böyle oluyor. Tekrar bu sırayı bitirelim. Şuraya gelelim. Evet bunun sonuna geldik. 4 tane de sık iğnemizi yaptık tekrar yine burada birleştiriyoruz arkadaşlar şimdi ipimizin üstüne zincir ister yapın ister yapmayın bu yandaki yere geçiyoruz aks alt sıradaki yaprağı nasıl yaptık aynı şekilde burada da yapıyoruz 3 seferde bir çıktığımız bir trabzan var Burada 10 tane yapmıştık. Burada 13 tane. 18 tane zincir çekmiştik ya. 18 tane buraya trabzan yapacağız yine. Bir taneyi yaptık. Böyle saya saya 18 taneyi. Bir de bu 5 tane zinciri geriye gelmiştik ya. Bir tane de aynı o yere batalım ki bir yerde boşluk almasın. Yani 13 tane, 14 tane trabzan olacak burada. Bu sırayı da böyle yapalım sık iğnelerin üzerine bata bata sık iğneleri e, çok sıkı çektiyseniz hani batması zor oluyor ona göre elinize göre bir sık iğne yaparsınız isterseniz dediğim gibi zincirin üzerine bata bata yaparsınız isterseniz benim gibi zincirin altından alarak da bir e, çakma trabzan yapıyor yapılıyor ya yarım trabzan öyle de yapabilirsiniz bunları şimdi böyle yukarıya doğru çıkıyoruz tek tek Trabzan daha yapıyoruz Ama dediğim gibi e, telefonun Arkasından yani işi görmek zor e, Elini aldığın zaman tık 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 yapıp gidiyorsun da böyle e, Telefonun arkasından kameranın arkasından iş yapmak gerçekten zor bir de sık iğne. O daha da zoru. Zaten eliniz bir tanesini yaptığınız zaman bir zorlanma gibi gelebilir. Ama ikinci, üçüncüsüne el düşüyor artık. Oturuyor. Otomatikman kendisi gidiyor zaten. Bir tane daha trabzanımızı yapalım. burada da bir taraf bunu devamlı da çeke çeke yapalım ki e, zincirin üzerine yaptık ya toplanmasın diye bir yerde bir taraftanız daha yapıyoruz bir taraftan daha yapıyoruz böyle de çekelim şu boşluğa bir tırabzan daha. Şimdi bunu birleştirdiğimiz halka yaptığımız yerin oraya geliyoruz. Bir tırabzan daha yapıyoruz. Şimdi boşluğun içine mi gireceğiz? Evet. Bir tane daha var. Çok boşuna içi. Dediğim gibi gözükmüyor arkada. Halkanın içine girdik. 5 tane zincir çektiğimizin onun içinde bir tane yaptık. Bu ikincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Altıncısı. 6 tane içine trabzan yapıyoruz ki burası ovalliğini yaprağın ovalini versin diye fazla da yapmayalım içine toplamasınız çok sıkı bir şey olur üst seviner şimdi de buradan aşağı iniyoruz görmüş olduğunuz gibi şimdi bunları tek tek aşağı iniyoruz attığımız trabzanların Yerine tekrar batıyoruz. Yukarı çıkarken biraz sanki zorlanıyor. Ama aşağı inerken biraz daha kolay. Zincirin üzerine sık iğnelere battığın için biraz araları açılmış oluyor. Yani inişi daha kolay. Her zaman yokuş çıkışı zor. inişi kolay olduğu gibi. Şurada bir tane geçtim tekrar aşağı iniş ben bu yaprağı bitireyim arkadaşlar aşağıda yine öbür yere geçişimi yine göstereyim az kaldı zaten bitsin video çok uzun bir video olacak çünkü hepsi ayrı ayrı bir işlem oluyor Allah nasip ederse bunun bir de göbek modeli var. Onu da yapacağım. Nasip olursa. Tekrar aşağı indik. Şuraya da batalım. Arkadaşlar bu ütülendiği zaman gerçekten de çok güzel bir şekilde duracak. Şimdi bunu yaptık. Yaprağı sabit etmem için şu ortadaki yarı batıyoruz. Sonra tekrar ipimizin üzerine ip alıyoruz. Dediğim gibi ister zincir çekin. Ben bazılarını çektim bazılarını çekmedim. Büyük bir sorun değil o. Şöyle bir geçiş yaptım. Diğer yaprağı. Şimdi bunu yapalım arkadaşlar. Bu sırayı da böyle bitirelim. Ondan sonra yeşil yapraklarımızın oluşturmak için yine arkadan bir zincirimiz var. Onu da yaptıktan sonra artık yeşil yaprak. Ondan sonra da birleştirmesi zaten bir şey kalmadı artık. Bu yaprağı bitireyim ben arkadaşlar. Ondan sonra yine görüşelim. Evet arkadaşlar, bunu da tamamladık. Son yaprağımızı yaptık. Tekrar yine bu ortaya basıyorum. Şimdi burada beyaz papatyamızın yaprakları bitti. Şimdi yaprak kısmına geleceğiz. Yaprak kısmına gelmemiz için iki tane, 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar bu arkaya döndürüyoruz. Aşağıda onar tane zincir yapmıştık ya yaprakları yapmak için. Yine aynı işlemi yapıyoruz burada da. Şimdi bunu burada sabitledim. 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeşil yapraklarımızı da bunun üstüne tutturacağız. Ee, yeşil olarak bu zinciri çekerseniz eğer şurada yapraklar belli olacak. Şurada belli olacak ve kötü bir görüntü olacak. O yüzden beyaz ipimizle bunu yine yapıyoruz. Tekrar buradan yine aşağıda yaprakları nasıl yaptık? Bu ikinci sırada onun gibi yapıyoruz yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Toplamda 8 tane böyle zincirler çektiğimiz yuvalarımız olacak. Yeşil yaprakları konduracağımız yuva. 1 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynen aşağıdaki sıradaki yaptığımız gibi yapraklarımızı konduracağız. Bu yuvaların üstüne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Şimdi bunu yaptıktan sonra 8 tane yuvamızı yaptıktan sonra beyaz ipimizi artık burada koparıyoruz. Beyaz iplikle işimiz artık kalmıyor. Artık yeşil yapraklı işimizi yürüteceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar yaprağımızın ortasındaki şuradaki boşluktan belinden sarıyorum. Tığı oradan geçiyorum. Sık iğneyle kapatıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aynen buradan yine alıyoruz. Yapraklar çok kıvır kıvır oluyor. Sık iğneler, zincirler falan derken kıvır kıvır oluyor. Güzel bir ütüyle yapraklar yine düzelir. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet son şeye geldik. Birleştirmeye geldik. Biz 10 tane daha zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 8 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu da 8. 8. yi de buradan geçiriyoruz. Burada ipimizi koparıp yakıyoruz. Beyazdan artık işimiz bitti. Bir tane zincir çekelim ve koparalım. Evet şöyle bir yaprağımız oldu. Birinci kat, ikinci kat ve şurada da yeşil yaprağımızın gideceği bir yer var. Arkadaşlar bunları böyle monte edeceğiz de yaprak yeşil yaprağında yapacağız aynı bu şekilde. Sadece zincir sayısı birazcık farklı olacak. Yani biraz uzun olacak. Bunu ütüleyin. Hani böyle de ütüleyip de yapıştıralım demeyin. Yeşil yaprak da olacak. Yeşil yapraklarda da yaptıktan sonra birleştirme olacak şey olur yanar yani ütü bunlar filoşipli olduğu için yanar bu sefer de tığ batmaz hepsi komple bitsin ondan sonra ütüsünü yaparsanız komple böyle arkadan ütülersiniz kolay bir şekilde olur şimdi onun yeşil yaprağına geçelim Evet arkadaşlar tığımızı yeşile aldık şimdi bunu yaprağımızın son sırasını yapalım artık işimizi bitirelim şurada Evet 10 zincir çektiğimiz yere ipimizi sabitleyelim sık iğne ile buraya 5 tane sık iğne yapalım 2 3 4 ve 5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Ben buraya 20 tane zincir çektim. Ee, yeşil ip beyaz iplikten biraz farklıdır arkadaşlar. Aynı eli numara. Ama bu boyalı olduğu için biraz büyük duruyor. O yüzden bunu isterseniz yine 18 tane de çekebilirsiniz. 1-2-3 1 2 3 4 5 5. yine aynen alttaki yaptığımız beyaz yapraklar gibi bunu 5 taneden sonra yuva yapıyoruz. Sonra üstüne tığımızı alıyoruz yine tekrar içini dolduruyoruz sık iğne ile. E, 20 taneydi 5 tane aldık 15 tane kaldı. Bir tane yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane yaptık tekrar bu yuvaya giriş yapıyoruz 5 tane sık iğne 1 2 3 4 ve 5 tekrar yan yuvaya geçiyoruz alttaki işlem neyse aynısını yapıyoruz 3 4 5 sadece burada 20 zincir yine aynı geri işlem 20 tane 5 tane zincir yapıyoruz zincir kadar geriye gelip bir yuva yapıyoruz yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tekrar aynı işlem Toplamda 8 tane yaprağımız olacak şekilde yine 5 zincir geriye gittim. Batıyorum. Hepsini bir alıyorum ve 15 tane içinde dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet bunun sonuna geldik. Yine aynı işlem birleştirdik burada. Şimdi bu ilk dalımıza geçiyoruz. Yine burada trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu arada modelin bir kısmını ütüledim ben. Artık bitmiş halini göstereceğim. Şimdi burada 15 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi burada 15 tane sık iğnemizin üzerine trabzan bir de birleştirdiğimiz yer var diye 5 tane zinciri yuvarlak halka yapmıştık. Bir tane de oraya batıyoruz. Toplamda 16 tane trabzan yapıyoruz burada. Sonra yuvanın içine girince 6 tane yine trabzanlarımızı dolduruyoruz. 6 sonra yine aynı yuvanın birleştirdiği yere bir tane batıyoruz. Oradan da geri dönüş yapıyoruz. Yine 15 taneyi İşlemimiz aynı aşağıdaki yapraklarda yaptığımız gibi. Bu örnek biraz uğraştırıyor, zor. Hani basit bir model değil. Ama bitmişi gördüğünüz gibi ütülendiği zaman çok güzel duruyor. Hatta şöyle bir şey duruyor. Herkes de bu ne bu ne büzülmüş, büzülmüş. Hani toplanıyor yaprak ama ütülenmiş hali bayağı da güzel yani değdi mi değiyor bu modeli çıkaran arkadaşımızın da ellerine sağlık ayrıyeten arkadaşımız bu modelleri yapıyor satıyor ona da destek olursanız sipariş verirseniz arkadaşımız da siparişleri aldığı zaman memnun olduğu zaman güzel yeni tasarımlar ortaya çıkaracak onun ortaya çıkarması herkesin de yararlanmasına sebep olacak. Çok insan bu el işinden para kazanıyor. Geçimini öyle de sağlayanlar var. Göz hakkı gerçekten çok zor, uğraştırıcı bir şey. Almaya kalkınca çok insan pa pazarlık falan ediyor ama hani yapan insan bilir bu işin zorluğunu. Bir de zamlardan dolayı iplikler de bayağı bir fiyat arttı uçtular yani resmen maliyeti yükseldi hayat şartlarına göre el emekleri de tabi yükseliyor otomatikman Allah herkesin yardımcısı olsun Evet şu son yeri de batıyoruz birleştirme yerine şuralar tutmak biraz zor oluyor bir de kamera arkası daha da zor oluyor şimdi bunun yuvasına giriyoruz şuradan tutturmak işte zor oluyor yuvasına da 6 tane yapıyoruz sonra yine aşağı iniş yapıyoruz Evet yuvasına geldim bu birinci trabzan ikinci üçüncü dört beş ve altı şimdi buradan aşağı yine iniyoruz sonra arkadaşlar yine bu ortaya batıyoruz Ortadan sonra yine yapraklarımızın üzerine teker teker trabzan yapıyoruz. Tepeye gelince yine 6 tane. Sonra yine aşağı sonra yine burada yaprağımızı birleştiriyoruz. Havaya kalkmasın diye. Böyle gidiyor. Şimdi bunu birleştirmesine geçelim. Bu sıra sonuna kadar bunlar böyle olduğu zaman yeşil ipini orada koparıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi renkli ipimizi aldık. Çiçeğimizin göbeğine yaptığımız ipini aldık. Şimdi şuradan tepeden köşeden bir yerden batıyoruz. İpimizi modelimizin burasına sabitledik. Hatta bir tane sık iğne yapsak da olur. Fark eden bir şey yok. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektik. Aynı yuvaya kafesin içine ipsiz batıyoruz. Yanındaki kafese geçiyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı kafesini içine batıyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. Böyle pimpirik yapıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz dört tane çekebilirsiniz. Dört tane ben de e, yaptım. Bir sırayı öteki model eşinde yaptım. Maroldu gibi geldi biraz. Hatta bitmek üzereydi. Sonra baktım. Güzel gelmedi benim elimde. Siz ister dört ister üç tane çekebilirsiniz. İsterseniz de her kafesin içine ikişer tane sık iğne veya üçer e, tane de sık iğne yapabilirsiniz burası size kalmış bu modelin sahibi arkadaşımız da Aslında arkadaşlar pembe birazcık daha gözüksün diye bu göbeği fazla gözüksün diye, Ben burayı da yaptım Aslında modelde bu yok Normal e, şu sıra var Ben hem birazcık uzun olsun modelde zaten ağır biraz daha büyük olursun diye ben öyle yaptım size kalmış artık o bir iki 3 tane çekiyoruz aynı yuvanın içine batıyoruz Tekrar yan yuvaya geçiyorum. 1 2 3 zincir yuvaya bat. İpsiz sık iğneyle al. Şimdi bunu sıra sonuna kadar şöyle yapalım. Evet bu sıranın sonuna geldik. Şimdi köşeye geldik. Köşeye de yine girişi yaptım en son kutuya. 3 tane zincir çektim. Sık iğneyle battım. Şimdi bu ipi de kesmedim. Ben yakmıyorum. Bunu da aradan götürelim. 2 tane buraya bir sık iğne yapalım sonra yandaki kutuya geçiyoruz aşağı iniyoruz böylelikle oraya da bir iki tane sık iğne yapalım şunları da böyle düzeltelim en alt sırayı zincirlerin üzerinden geçmiştik ya toplanabilir onu düzeltin zaten sık iğnelerle dolduracağımız için o aralar kendiliğinden açılıyor. Şimdi buraya geçiyoruz. Yan yere geçiyoruz. Şu e, örümcek yaptığımız yere. Oraya da 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 Şunu arkaya atsak da olur. Artık o içine gir zaten. 2 3 4 ve 5 şunu şöyle düzeltelim örümceği örümceğin öbür kenarına geçiyoruz 1 2 3 4 İster 4 ister 5 tane de buraya doldurun. Şurası böyle dolmuş oldu. Şimdi burası böyle büzüldü, değil mi? Bunu böyle elimizden çekiyoruz. Şöyle güzel Şimdi ilk kafesinin içine giriş yapıyorum. 1 2 Yandaki kafesin içine giriyorum. 1 2 Diğer kafesin içine 1 2 Şöyle de düzeltiyorum. Diğer kafesin içine 1 2 Yandaki kafesin içine 1 ve 2 Diğer kafesin içine 1 2 Böyle düzeltelim kafeslerimizi. Diğer kafesin içine giriyoruz. 1 2 Şimdi köşeye geldik. Şurası köşemiz. Bunun içine de giriş yapıyorum. Bir, iki tane zincir. Pardon, sık iğne. Şimdi bir, iki, üç zincir. içine batıyorum. Köşedeyim. İçine de iki tane sık iğne. Yandaki yere geçiyorum. Bir, iki. Diğer yandaki yere geçiyorum. Bir, iki. Diğer yandaki kafese geçiyorum. 1 2 şimdi tekrar bir köşeye geldim şurada oraya da geçiyorum 1 2 ve 1 2 3 tane de zincir tekrar köşenin içine giriş yapıyorum yine içine iki tane sık iğne yandaki kafese geçiyorum 1 2 yandaki yere geçiyorum 1 2 2 diğer yandaki yere geçiyorum 1 ve 2 tekrar bir köşemize geldik oraya giriş yaptım 1 2 1 2 3 köşelerde 2 e, sık iğne 2 3 e, zincir tekrar içine batıp iki tane yeni sık iğne yapıyoruz şimdi tekrar yan yere geçiyoruz 1. 2 tekrar buraya geçiyoruz yana 2 tekrar yan kafes 1 2 tekrar bir köşeye geldik şurada içine girdik 2 1 2 3 3 tane yine zincirimizi çektik yine köşeye girdik 1 2 şunu bir tane daha yapalım çok gevşek boşluk kalırsa 3 tane de yapabilirsiniz. 1, 2 yan kafese geçtim. Diğer yan kafese geçiyorum. 1, 2. Şimdi burası kenar. Şuraya çiçeğimiz geldiğimiz için burayı hep böyle dolduruyoruz. Şimdi yan kafese geçiyorum. 1, 2. Bu tepe noktasına geldik. Köşeye yine girdim. 1, 2. 1, 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar köşenin içine giriş yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi yaptığımız işlemi bir bakalım. Şurada zincirsiz zincire batmadan yapmıştık ya arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl düzgün duruyor. İçine içine sardığımız için. Şimdi kaç tane köşemiz oldu? 1 2 3 bir de bununla birlikte 4. 1 2 3 4 en tepe noktasıyla birlikte 5 tane köşemiz oldu burada. Şimdi birleştirmeye geleceğiz birleştirmeye gelmeden önce burada dolduruyoruz ikişer ikişer 1 2 iki. tepe noktasındayız yandaki kafese geçiyoruz bir iki yandakine geçiyoruz bir iki tekrar bir köşeye geldik 1 iki köşelerine ne yapıyorduk 3 zincir daha çekiyorduk 1 2 3 tekrar köşeye girdim 1 2 Şimdi aşağı kayacağız. Yandaki kafese geçiyorum. 1 2 Tekrar bir yandakine geçiyorum. 1 2 Yandakine geçiyorum. 1 2 Bir köşeye geldim. 1 2 Şuradan modelimiz ente bakalım. Kaçıncı sırada giriş yapmışız? Evet ilk köşede yapmışız girişimizi. Şöyle bir bakalım yine. Tepe noktasının ilk köşesi aşağısı. Oraya modelimizi de tersinden tutalım. İki tane sık iğnemesi yapmıştık. Bir tane de zincir çekelim. Herhangi bir yaprağın orta kısmından tığımızı geçirelim. Birleştirelim. Bir zincir de çekelim. Tekrar köşeye atalım Yine 1 2 Böylelikle bağlamış olduk. Şimdi yanındaki kafese dolduralım. 1 2 Yanındaki kafes 1 2 Diğer yandaki kafese geçiyoruz. 1 2 Tekrar bir köşeye geldik. 1 2 2 örneğimizde modelimizi de bakalım şimdi neredeyiz şuradayız tepeyi yaptık ilk yaprağı yaptık ikinci yaprağımızı e, yapmamız için bu köşeyi boş bırakıyoruz aradaki mesafe yoksa e, toplar büzer hani üst üste binler yapraklar o sırayı boş bırakıyoruz altındaki sırada ki köşede yine tekrar birleştireceğiz yani bu birinci yapraktan sonra ilk köşe boş. Buraya 1 2 3 3 tane zincir çektim. Köşeye battım. 1 2 Tekrar yandaki kafese giriyorum. 1 2 Tekrar yandaki kafes. 1 2 tekrar yanındaki kafese giriş yapıyorum 1 2 şimdi burada bir köşemiz daha var şimdi buraya giriyorum 1 2 ve burada bir tane zincir çekiyorum ikinci yaprağımızı bağlamak için şuradan da göstereyim şu arkadaşlar birinci tepe boş ikincisine yaptık Üçüncüsü de boş. Dördüncüsüne batıyoruz. Şuradayız. Yani şu düzlük olan kısmının yanındaki köşedeyiz. Şimdi oraya da bir batalım. Dikkat edelim bunu dönmesi. Burada tekrar bir <laughs> ortadan bir yerine yaprağımıza giriş yapalım. İpimizi alalım. Bir zincir çekelim. Şimdi bir zincirimizi çektik. Yine köşe noktasına giriş yapıyoruz. İki tane sık iğne. Bir ve iki. Şimdi bu iki yaprağı birleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Yan kafese giriş yapıyoruz. Bir ve iki. Yan kafese giriyoruz. Bir ve iki. Şimdi nereye geldik? Şu ortadaki boşluğa geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane burada boşluğumuz var. Yine sayalım da 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 tane. Şimdi bunu bu göbek kısmına yapıştırma yerine geldik. Burada da 5 tanesini dolduruyoruz. 6.sını batırıyoruz. Yaprağımızı orada birleştireceğiz. Şimdi 1 bir, 2 bu orta kısmındayız. Yan kafes 1 2 yan kafes 1 2 yan kafese giriyoruz. 1 2 yan kafese giriyoruz. 1 ve 2 sayalım kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. Şimdi yaprağımızı birleştirme yerine giriyoruz. 6. kafesimizin içine giriyoruz bir tane ile. Bir tane de zincir çekiyoruz. Yaprağımızın tekrar ortasından bir yerinden batıyoruz tığımızı sabitledik içine. Bir tane de zincir çektik. Tekrar 6. kafesin içine girdik. Evet bir tane de yapsak fark etmez olursak oraya yan kafese geçiyorum 1 2 yan kafes 1 ve 2 yan kafes 1 ve 2 yan kafes 1 ve 2 yan kafes 1 2 şimdi burayı bitirdik tepeye çıkıyoruz yine yan kafese giriyoruz 1 ve 2 diğer yan kafes 1 ve iki köşeye geldik burada. Bir iki modelimizde bakalım yine ilk şuraya geldik. Şimdi buradayız. İlk tepe noktasına, ilk köşede batıyoruz. İki tane yapmıştık zincir, sık iğnimizi. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar yaprağımızı ortasına geçiş yapıyoruz. Geçirdik. Bunu da sık iğneyle aldık. Bir zincirimizi de çektik. Tekrar köşe noktasına giriyoruz. 1 ve 2. Yan kafes 1 ve 2. Yan kafes 1 ve 2. Yan kafes 1 2. Köşeye geldik. 1 ve 2 tekrar modelimize bakalım burada birinci yaprağı yaptık öteki yaprak gibi şurada ikinci kafesimizi boş bırakıyoruz yani bu birinci bu boşluktan sonra yaptık birinci kafeste bunu tutturduk yaprak ikinci kafesi boş iki tane sık iğne yapmıştık 1 2 3 tane zincir tekrar köşenin içine girdik iki tane de sık iğne yan kafes 1 2 yan kafese giriş yapıyoruz 1 ve 2 yan kafese giriş yapıyoruz 1 ve 2 yan kafes yani köşeye yine denk geldik 1 ve 2 burada yaprağımızı yine monte ediyoruz sabitleştiriyoruz Şuradan giriş yaptım. Şuradan da sık iğnemle aldım. Bir tane zincir çektim. Sonra tekrar köşeye giriyorum. 1 ve 2. Yan kafes 1 ve 2. Yan kafes 1 ve 2. Yan kafes 1 ve 2 ve tepe noktasının köşesine geldik. Buraya da 1, 2, 1, 2, 3 tane de zincir. Tekrar içine batıyoruz. Yan kafes 1 ve 2. Yan kafes bu tepe noktasını şimdi dolduruyoruz. 2. Yan kafes 1 ve 2. Tekrar köşeye geldik. 1 2 ve 1 2 3 tane de zincir. Tekrar köşeye girdik. 2 buradan aşağı. Deminki yaptığımız yaprağı aynısını burada da birleştirmesi oluyor. 1 bir, ve 2. Tekrar aşağı iniyoruz. Yan tarafa 1 ve 2. Köşe 1 2. 1 1 İlk köşede bir de evet ilk köşede yaprağı birleşiyoruz tepe noktanın altındaki ilk köşe bir tane zincirimizi çekmiştik tekrar yeni bir yaprağımızı alıyoruz yaprağımızı dikkat edelim e, tersinden düzü var hani oradan birleştirmeyelim yanlışlıkla emeğimiz boşa gitmesi yoksa bütün kenar sökülür tekrar böyle geldik birleştirdik bir tane de zincirimizi attık Tekrar 2 zincir. Pardon, sık iğne. Yan tarafa geçiyoruz. Yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. 2 tane. 1 ve 2. Yan tarafa geçiyoruz. 1 2 Yan tarafa geçiyorum. 1 ve 2. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 Burada yapmıyorduk. Köşe 3 tane zincir tekrar aşağı 1 ve 2. Bu işlem böyle nasıl yapıştırdık diğer yaprakları? Bunlar da böyle oluyor. Şimdi bu en alt taban kısmının yine bu köşe kısmına geldik. Orada da bir yaprağımız yine birleşiyor. iki tane sık iğne yaptık köşeye geldik 1 ve 2 ve bir daha bir tane zincir tekrar yaprağımızın köşesine geldik. Arkadaşlar burayı hiç videoyu kapatmadım. Olduğu gibi yani çektim. Tam net gözüksün, anlaşılsın diye yine iki tane zincir çektim. Tekrar aşağı iniyorum. model gerçekten çok güzel yani yapmanızı tavsiye ederim tekrar iki zincir Pardon iki tane sık iğne ve düzlük noktasına geçtik 1 ve 2 bu işlem böyle gider şu an görmüş olduğunuz gibi örnek model belli olmuyor çünkü ütüsüz kıvrık kıvrık oluyor yapraklar şurada da görmüş olduğunuz gibi ya da şuradan göstereyim böyle geldi arkadaşlar şurada bitirdik şimdi burada yine altı tane beş tane kutuyu ikişer tane dolduruyoruz altıncısını yine batıyoruz sonra tekrar beş tane gidiyoruz ve ilk köşede yine bir yaprağımızı birleştiriyoruz bir köşeyi boş bırakıyoruz diğer köşede yine birleştiriyoruz bu işlem sıra sonuna kadar böyle gidiyor sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde Burada yine aynı şekilde aşağı iniyoruz. Bu köşeyi nasıl yaptık? Burayı da aynı yapıyoruz. Köşeye gelince yine iki tane sık iğne, 3 tane zincir, tekrar iki tane sık iğne. Bu köşeyi dolduruyoruz. Şuraya da geldiğiniz zaman beşer tane sık iğne ile dolduruyoruz. Beş buraya, beş buraya dolduruyoruz. Sonra arkadaşlar benim bu biraz daha kırmızılı bordolu ne gözüküyorsa bu gül kurusu burada da kamerada bazen renk değişimi oluyor ben bunu da yaptım içine benim böyle daha çok hoşuma gitti siz ister yaparsınız ister yapmazsınız isterseniz kurdu ile geçin ama kendi ipinden daha güzel oluyor bunu da 6 sıra 6 tane yan yana gelmiş 6 tane trabzan yaptım sonra üst sıraya geçtim bunun uzunluğuna göre yaptım ayarladım bunu daha dikledim şuradan böyle dikeceğim buraya sabitlensin Havluya dikimi de arkadaşlar üstü pembe olduğu için şu beyaz kısmında isterseniz elinize dikin isterseniz düz makineye verin arkadaşlar makineniz varsa veya piko makinesi de olabilir veya düz makinesi de olabilir orada modeli havlunun üzerine monte edebilirsiniz gerçekten de arkadaşlar yani bu değecek bir model çok güzel oldu yani albenisi yüksek Anne hani böyle ucuz yani dışarıda yaptırsanız ucuz bir fiyata gidilecek bir model değil. Bitmiş son haliydi bu. Arkadaşlar kanalımı kanalıma abone olup beğenirseniz yorum yazarsanız like atarsanız mutlu olurum. Öylelikle hem kanalım büyümüş olur hem de daha güzel. Ben çünkü ağır model seçiyorum. Hani hafif model seçmiyorum. Çünkü bu modelleri hem kendime yapıyorum hem çevremdekileri de yapıyorum. Bazen de satıyorum. İsteyenler oluyor. Hani almayan olursa bile kendime kaldırıyorum. Benim yeğenlerim var. Kız yeğenlerim, erkek yeğenlerim. Onlara birer tane hatıra kalır diye. O yüzden ben hafif model yapmıyorum. Ağır ve gösterişli olsun. Halalarından hem hatıra kalır yeğenlerine. Hem ben kullanırım. Ben de kullanıyorum çeyizlik filan Hani çok güzel bu model bence yapmaya değer Şimdi bunun bir üstünü göbek modelini yapacağım O hiçbir kanalda yok Sadece bu modeli yapan arkadaşımızın kanalında var e, İzin aldım zaten arkadaşlar ondan sonra bu modeli yaptım Yani izin vermeseydi bu modeli yine yapacaktım ama kendime kaldıracaktım videosunu çekmeyecektim O yüzden teşekkür ediyorum ona da Şimdi Burada videomu sonlandırıyorum abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bildirim zilinin sesini de açın bildirimi de açın e, yaptığım videolardan haberdar olursunuz şimdi bunu burada sonlandırıyorum görüşmek üzere diğer videomda Allah'a emanet olun